su taşıyoruz. Küçüklüğünüzden beri su taşıyorsunuz. Evet. Yani bu çileyi çoktandır çekiyorsunuz. Evet. Öğrenmişiz. Alışmışsınız. Evet. Yani. Ama buna bir çözüm lazım değil mi? Evet, gördüğünüz gibi çocuklar bu çeşmeye geliyorlar. Bu bidonlarını doldurup köylerine çıkarıyorlar. Peki siz okula gidiyor musunuz? Ben gidiyorum, bu gidiyor. Ben de gidiyorum. Peki siz hangi okula gidiyorsunuz? Ben sen Şirvan nasıl? Okula gidiyorum. Şirvan'da okula gidiyorsun. Evet. Sen? Adı neydi? O gitmiyor. O gitmiyor okula. Sen okula gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Bire gidiyor. Kasımlı köyünde okuyor. Kasımlı köyünde okuyor. Evet. Aslında köylülerin çektiği su ızdırabı var maalesef. İşte böyle küçük çocuklar sularını, bidonlarını sırtlarına alıp şu gördüğünüz yokuştan, yokuşu da gösterelim izleyicilerimize. İşte bu yokuştan böyle çocuklar sırtlarında sularıyla evlerinin su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Cele telefonu bizim hiç açmaz Cengiz Hoca. Aynen. Değil mi? Biz işimizi böyle yavaş yavaş yapalım. Evet, şu anda yolların görüntüsünü görüyorsunuz. Yani 5, 6, 7 yaşlarındaki çocuklar okula giderken bu yolları kullanıyor. Ve kayaları görüyorsunuz. Kayalardan taşlar döküldüğünü iddia ediyorlar çocuklar. Yani gerçekten bu yollar tehlike saçıyor. Başka bir şey saçmıyor yani. Yollar berbat. Biz araçla olmamıza rağmen yani çok yavaş ve çok sakin bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Her an araba kayabilir korkusu var içimizde. Evet değerli dinleyenler, şimdi de Kasımlı Köyü 1. Azası Mehmet Hüseyinoğlu. Hüseyinoğlu abimizle birlikteyiz. Ona da köy hakkında, Tağman Köyü hakkında birkaç sorumuz olacak. Sayın Hocam, Tağman Köyü su altında kalacak. Evet, baraj geliyor. Bu dolayısıyla su altında kalacak. Biz daha önce yukarı size bağlı olan Sivrikova köyüne gittik. Oradaki değerli kardeşlerimizle görüştük. Onların birçok şikayetleri dile geldi. Mesela onların sıkıntıları, yol sıkıntıları var, su sıkıntıları var. Camileri yok. Mesela bayramlarda normal farz namazlarını evlerinde kıldıklarını söylüyorlar. Ondan sonra çocukların eğitim sıkıntısı var. Onların ifadesine göre onlar çocuklarını yürüyerek Kasımlı Köyü'ne gönderiyorlar ve görüldüğü gibi de mesafe bayağı uzun. Yaklaşık bu herhalde 104 kilometre bir mesafe var arada. Bu sıkıntılarını dile getirdiler. Yetkili olarak bu çalışmalar hakkında bize bilgi verir misiniz? Siz yetkililer olarak ne yaparsınız? Ortaokula gidenler servis verilmiş devlet onlarda. Evet. Ama ilkokula gelenler yayınla geliyor. Bildiğiniz gibi zaten 2 kilometre, 3 kilometre yakındır yayınla geliyorlar. Ama sözünüzü balla kestim hocam. Yalnız o yoldan geldikleri zaman biliyorsunuz önümüz kış. Doğru. O sıkıntılar var çocuklar. Var, o çamurda, yağmurda, karda. Mesela çocuklar bazen işte tepelerden taşlar, maçlar falan kayma falan olduğunu söylüyorlar. Kayma çocuklar bir tehlikeyle karşı karşıya. Ya işte oluyor. Kış olduğu zaman çok zorluk çekiliyor. Yani sıkıntı var. Yayanla geliyorlar ama ortaokula gidenler, Şirvan'a gidenler devlet servis verilmiş. Evet. İlkokula buraya gelenler yayanla geliyorlar. İşte onlar kimisi 5-6 yaşında ona zorluk çekiliyor. Evet. Yani. Doğrudur. O zorluk çekiliyor. Peki bunların zorluklarını daha doğrusu bir araç tahsis etme imkanları yok mu yetkililerin? Bunu hiç konuştunuz mu? Onu hayır konuşmadık. Bir de yok valla o az olduğu için zaten servis verilmiyor. Evet. Servis verilmiyor. 5-6 kişidirler. Kaç kişidirler? Yok 14
15-16 kişi. Şey, o köyden gittim. Buraya geliyorlar. Yani Sivrikavak köyünden Kasımlı köyüne o köyden 14 öğrenci geliyor. 16 öğrenci geliyor. Tam bir servislik araba. Bir sayı değil, tam bir servislik.